Ay 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 bugün kimler var, kimler konuğum, Selamlar. Dilara Büyük Bayraktar bugün dünden bugüne programında konuk ama biliyorsunuz ki en üste çıkarsanız ilk videolarımda kim vardı? Tabii ki. O yüzden bugün mutlu bir gün. Tekrardan kavuştuk. Evet Bu ya. sefer radyoda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi çok keyifli bir yer ya Doğan. Çok sevdim Ya. burayı. Aynen. Harika. Gerçekten şimdi buradan da bir kez daha tebrik etmek istiyorum seni. Gerçekten tebrik etmek istiyorum. Et Bence beni falan. çok zor bir şey ya. Şunu daha arkadaşlar yeni geldim Destur. Şunu kulağıma taktım ve heyecan bastı şu an. Yani ne konuşacağım, ne yapacağım. Düşünün ki bu kız her gün başka bir Ay. insanla, başka bir konukla bunu yapıyor yani. Bu çok zor bir şey. Saat kaçta? Saat 4'te başlıyoruz birazdan. Evet. Lütfen bir zahmet radyo biri açıp dinlerseniz çok seviniriz. Evet. Gençler için ben özel hizmet görüntülüsünü yapıyorum. Evet. Evet, o zaman hadi bize katılın. Biz başlıyoruz artık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bilmeyenler için. İşte bu. İşte bu. Yapıştırsam ya şuna mı Aynen. yapıştırdım? Ne bitmeyen şey yapmışlar. Haber. Evet ya. Doğa. İşte benim böyle title'lara ihtiyacım var. Hiç buraya Ya. bir koymamışlar title'ımı. Ama Gerçekten. benim amcacım burada. Ha Niye? bu arada evet amcacım dayıcım. O nereden geldi ya bize? Gerçekten o nereden geldi? Biz onu sanki bir kere konuştuk, çözemedik. Böyle bir kere ben şey hatırlıyorum. Burada da yanlışlıkla amca falan dersem de korkmuyor değilim. Ben de. Aynen. İnşallah demem dersem de anlatırız Ben artık. çünkü hiç canım kuzum işte bir Hiç. tanem falan işte Hiç. kanka yok Yok. yani. Amca. Hayır. Amca dayı ne alaka yani? Böyle bir kere konuşurken yanlışlıkla amca 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 demişim sanırım ben sana. Allah Allah. Hiç bak bende hiç yok Ama sıfır. niye amca dediğimi bilmiyorum. Hani dil İşte. alışkanlığı başka bir şey mi düşünüyordum artık? Oradan da dayımı geldi. Olabilir. Ben senin amcansam sen de benim dayısın falan Dayımsın olmuş falan. olabilir ya. Ama Şimdi yine de yani ya ne dedim alaka? neden? Mesela seninle böyleyiz. Benim işte çok yakın arkadaşım var Cansu. Onunla da Dana diyoruz birbirimize. Hani Dona. ya belki 10 yıldır. Ne diyorsun ya? Onun şeyi hiç yok. Başlıyoruz o Aa zaman. hadi. Dünden bugüne programına hoş geldiniz. Ben Doğan Hacireli. Bugün konuğum benim canım arkadaşım. Söyleyeyim mi? Evet. Dilara. Büyük Bayraktar. Şöyle çekelim iyice mikrofonu benim kadar. Evet. İyice iyice bak bana. İyice 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 iyice. aynen. Hatta biraz daha yukarı bile kaldırabilirsin. Müthiş. Evet, öğreneceğiz bunları Doğan. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba bu arada herkese. Şu an bizi dinleyen, bizi takip eden, radyo bizi takip eden, Doğan'ı seven herkese merhabalar. Merhabalar gerçekten. Ay iyi ki geldin bak. Ya. Ne güzel, çok mutlu oldum. Böyle birçok biz bilmeyenler için anlatayım. Böyle birçok konuşmalarımız, başlangıçlarımız, adımlarımız, hayallerimiz birlikte olduğu için 2 yıldır da bu programı yapıyorum ama Dilara uzun süredir bazı işlerde çalıştığı için ancak bir araya gelebildik. Evet. İyi ki geldin o yüzden. İyi ki geldim ya. Ya zaten şey gibi düşün bunu yani. Ben öyle düşünüyorum şu an. Hani bir insanın doğum gününü kutlarsın. Okey, o zaten klasiktir. Ama önemli olan doğumundan birinci günü ve ikinci günüdür bence yani. Bu da onun gibi bir şey. Sen 1 yıl, 2 yıl takıldığın, ettiğin, insanları çağırdığın, ettin falan Evet. filan. Her zaman kontaktaydık ama önemli olan bugün gelmekti falan. Nasıl geçirdiyse konuyu buraya tabii ki her zaman arkadaşımın bu cümlesinde de arkasındayım. Ya. Çok haklısın arkadaşım. Nasıl gidiyor hayat? İyi misin? Vallahi Çok iyi görünüyorsun bu arada. çok teşekkür ederim Doğanay. O senin iyiliğin, o senin güzelliğin, o senin bakışın. Bak bu arada gerçekten bu lafa çok inanırım. Ya. Hani bazen şey gibi geliyor böyle kurtarıcı laf gibi. İşte o senin gözlerin güzel falan. Gerçekten öyle ama. İyi bakan insan iyi görür. Bu bir kenarda. Onun haricinde çok iyiyim. Çok Harika. iyiyim diye diye kendimi daha iyi yapmaya çalışıyorum. Tabii ki kötü zamanlarımız oldu, kötü zamanlar geçirdik ama galiba artık kötü olmak için kendimizi zorlamaktansa iyiliğe adapte olmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet. İster istemez çünkü yaşadığımız dönemler, işte iş hayatı, işte aile, o bu falan illaki zaman zaman düşüşler yaşıyoruz ama hani kalkıp iyiyim demek mottomuz olmalı diye düşünüyorum. O yüzden çok iyiyim Doğanay. Harika. Sen? Ben de çok iyiyim. Müthiş. Mesela 2 gündür şeye geldi bana. Artık kendimiz önümüze bakmalıyız. Gerçekten.
Çünkü hayat bir şekilde devam ediyor yani. Çok fazla müdahale edemiyorsun. Hani derler ya, başkasını bile değiştiremiyorsun diye ki kaldı ki neleri değiştireceksin. Yapacağın tek yatırım bence kendine. Ben o yüzden de iyiyim yani. Gerçekten iyi. Şükür. Müthiş. Şu tahtaya da. Şimdi sen 2 yıldır gelmediğin için programa. Ses tonu işte. Dünden bugüne programını isminden de belli zaten. Evet. Konuğumun şöyle bir dününe gidelim istiyorum ve bugüne kadar olan kısmı böyle yaptıkların, işlerin, anıların bir sohbet edelim. Derim sen de istersen. Hadi başlayalım. Başlayalım gerçekten. Nasıl düştü ya gönlünü bu oyunculuk? Ya şöyle aslında, babam sağ olsun. Evet. Güzel. Ya ben neredeyse, sen zaten aşağı yukarı biliyorsun bunu ama ben lise zamanı sayısal çıkışlıyım ben. Hı hı. Yani lise bittikten sonra işte üniversiteye hazırlanıyoruz falan filan. Ben de böyle yazıyorum birkaç yer. İnşaat mühendisliğini tutturdum Ege Üniversitesi. Ama zaten ergenim. Hani lise yani. Bir tane 3 sene okuduk ya biz. Kaç? 16 yaşında mı mezun oluyorduk tabii, liseden? Tabii biz 3, evet. Ve hani, 17'de de giriyorduk. İşte 16 hani, anladın mı yani? Dünya ergeni bir insanım. Evet. Ve ne yapacağım dedim ya ben kafamda baretle. İşte vay efendim inşaatlar, bilme orada mı koşturacağım? Erkeklerin içinde ne yapacağım orada tozun toprağın içinde diye diye. Gitmeyeceğim dedim ben buraya. Tabii evde böyle bir kaos oldu falan. Nasıl yani? Ne olacak falan. Sonra babam böyle birkaç gün sonra geldi şey dedi bana, senin dedi sesin güzel, sen dedi müzik bölümüne mi versek yaptın? Hiç aklında yok muydu bu alanlar? Hiç. Bak ben sana şöyle söyleyeyim, ben ömrümde o zamana kadar, okula girene kadar tiyatroya gitmiş insan değilim. Wow. Öyle söyleyeyim. Öyle yani. Hiç yani. Tek gittiğim etkinlik, çocukken gittiğim sirk. Yani başka bir. Gerçekten sen de İzmirlisin, İzmir'e de gelir de öyle şeyler, evet. Çok güzel olurdu. Evet, ya Bornova'da mesela böyle kapalı otopark vardı, sonra yıktılar, açık yaptılar. Oraya mesela sirk kurulurdu böyle. Tabii adlarını hatırlamıyorum aslında, çok küçüktüm de. Yani tek etkinliğim oydu, düşün yani. Tiyatronun tesisi yok hayatımda. Tiyatroda sirk sanıyormuş falan. Ondan sonra işte müzik bölümüne mi gitsen falan. Ben falan yapıyorum. Ben hiç takmıyorum hani o esnada. Ne müzik bölümü ya falan. Sonra 2 gün sonra bir daha geldi. Yok yok dedi. Sen dedi en iyisi de tiyatroya gir. Müzikal de yaparsın dedi bak. Aa, vizyona bak. Gerçekten vizyona çok bak. Çok iyi. Ve benim mesela okuldaki arkadaşlarımın çoğu ya kaçak göçek okuyorlardı tiyatroyu. Tabii. Ya ikinci üniversiteleriydi. Aile zaten çoğu karşı çıkıyordu falan. Benim babam destekliyor beni, düşünsene. Bence müthiş şanslısın. Aa, kesinlikle öyle. Bütün aileler, çünkü benimkiler de dahil, hobi olarak yap. Evet. Cheers. Evet. Yani bilmiyorum, bakış açısıdır, bilemeyeceğim yani. Hı-hı. Çok girmeyeceğim şimdi oraya. Sonra öyle derken ya acaba mı olur mu? İşte bir kursa gönderdiler beni. 3,5-4 ay falan herhalde. Kurs aldım bir müddet. Ondan sonra işte sınavlara girdim. İşte İzmir, İstanbul ve Eskişehir. Eskişehir'i tek atışta kazandım. Sana helal olsun. Yani Anadolu Üniversitesi'ne girdin. Evet, evet. Önemli üniversitelerden biri gerçekten. Müthiş. Okullu olmak mı, okullu olmamak mı? Oo, işte bütün mesele bu. Ya Doğanay, ben bu konuda biraz keskinim aslında. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu tamamen benim bakış açım, tamamen benim düşüncem. Biz şimdi okuldayken ister istemez tiyatronun bütün alfabesini öğreniyoruz. Yani sadece tiyatroda değil, sanatçı olmak, sadece oyuncu değil. Yani dolayısıyla bunun disiplini, bunun ahlakı, bunun giyinişi, bunun role hazırlığı, bunun hayata bakışı, genel kültürü, yani her şeyiyle donanımlı bir şekilde çıkıyorsun okuldan. Hı hı. Ama şimdi onun haricinde mesela işte var ya, kurslar var. İşte ne bileyim işte 3-5 ay kurs alıp ben oyuncuyum diye sertifika alan insanlar var. Ya olabilir, o da onların yoludur. Bir şey diyemeyeceğim şu an buradan ama ben çok nasıl diyeyim, doğru kelime seçmeye çalışıyorum. Çok benimsemiyorum onları. Yani çok oyuncu olarak görmüyorum. Okulda olmak diyorsun, evet, o zaman. Evet, daha doğrusu oyuncu olarak görmüyorum demeyeyim, sanatçı olarak görmüyorum. Hı hı. Oyunculuk yapar herkese. Bak şu an baktığın zaman ekrana çoğu insan şunu söylüyor zaten. Bu onların şey gibi ya, ağız birliği gibi. Ben zaten çocukluktan beri hep tiyatroda oynuyordum. Çocukluk hayalimdi benim. Bunu söyleyen insanların bence %80'i yalan söylüyor bu arada. Hı hı. Ben bir bunu söyleyen insandan korkarım. Bir aç değilim diyen insandan korkarım. Bir de dans etmeyi bilmiyorum diyen insandan korkarım bu olay. Şöyle yani, bunları söylerken böyle çekler atıldı. Yan tarafta. Ya evet, hani işte taklit, her taklit yapabilen oyuncu değildir. Ya da her iyi ağlamayı bilen oyuncu değildir. Yani senin genel kültürünle, işte hayata bakışınla, gerçekten siyasi duruşunla,
muhalifliğinle, ya muhalif derken kötü anlamda değil yani, her şeyi felsefe gibi düşün ya, soru sormak lazım hayatta yani. Bu tarz insanların çoğunda böyle bir bilinç yok. Olamaz da. Şimdi biz 4 sene sadece okula gidip gelmiyoruz yani. Bunların hepsini ağlaya ağlaya öğrendik. Peki bu bir konservatuvar mı olmalı o zaman, yoksa 4 sene bir okula giden ve üstüne eğitim alan olabilir mi? Hani olay disiplin ve vizyonsa. Ya şöyle, illa adının konservatuvar olmasına gerek yok tabii ki yani. Hani tam bahsettiğimiz şey, yani sanatçı yetiştiren her okula saygım var benim. Ama hani bunun da belli bir yoğrulma süresi olduğunu düşünüyorum. Baştan başlamak gerektiğini düşünüyorum. Mesela bazı okullar sadece şunu yapıyorlar. Okul demeyeyim, hani daha böyle şey, küçük kreatif yerler. İşte tanınmış ünlü oyuncuları mesela getiriyorlar hoca diye. İşte sana kamera oyunu, oyunculuk öğretiyor. Adı üstüne kamera oyunu, oyunculuk. Yani tek öğrenebildiğin şey orada kameraya nasıl bakarsın? Hangi mesafeden konuşman lazım? Gözünü çok açma, yok sesini o kadar çıkarma. Bunu öğreniyorsun yani. Onun haricinde böyle çok fazla yüklendiklerini görmüyorum o insanlara. Bütünsel anlamda. Ona göre cevabınızı aldığınızı düşünüyorum. Şu an belki sana soru sormak isteyenler olabilir. WhatsApp numaramızı hatırlatmayalım mı? Lütfen. 0532-565-2102. Tekrar ediyorum. 0532-565-2102 veya radyo1.com.tr'den Instagram adresinden bize yazabilirsiniz. Hadi diyelim, bunu bir daha dinlemek istiyorum. Aynı zamanda YouTube kanalımız da var. Tabii ki ben şu an çekiyorum. Daha sonra tekrar izleyebilirsiniz bunu. Doğan Aycireli YouTube kanalından da görüntülüsünü izleyebileceksiniz sonra. Evet, şöyle senin çok seveceğini düşündüğüm bir şarkıyla devam edelim. Sonra da birazcık okul yıllarına gideriz. Ne dersin? Vav, wow, olur, süper olur. Ay, geçmişi yad etmece. Evet. O zaman şöyle bakalım, seni mutlu edecek bir şarkı mı? İlk dinleteyim sana. Hepimize. Sever misin? Bayılırım, deli misin? Bununla ilgili hikayelerim de var, anlatacağım. Oo, o zaman hadi dinleyelim. Sonra da üzerine konuşalım. Doğuş dinliyoruz arkadaşlar. Aynen. Uyan dinliyoruz arkadaşlar. Müthiş. Buraya da altı koyarsın ya. Evet ya. Koyamıyorum, telif var. O yüzden biz duyuyoruz ama. Aynen, müthiş. Siz de hayal ediyorsunuz. Dilara'mın sesi çok güzel. Sen eşlik edebilirsin. Aa, estağfurullah. Ya evet ya, bilmiyorum. Sesim iyi mi? Onu birazdan duyarız değil mi bir ara? Eyvah. Vallahi. Bir küçük. Bir kuple evet, duyarız bak. Yani. Şey mikrofon benim elimde. Kapatın. Teşekkür ederim Dilara'cığım. Uğra bana, kapım açık, hala sana ayrılın. Aya yansıdı odamın duvarına. Eminim şu an var, o kadar kötü gidiyordur ki oraya ses. Ya muhakkak. Enerjimize sağlık, değil mi? Ay, valla arkadaşlar yorum yazsanıza, nasıl oluyor sizce yani, nasıl gidiyor süreçler? Aynen. Mesela izlediğinizden keyif alıyor musunuz? Ben de bakacağım yorumlara. Bilen bilmeyen, tanıdığım tanımadığım kim varsa Doğanay'la da beraber cevap vermek isteriz yani. Yazın bize. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Mesela önerileriniz var mı? Ne yapılsa daha güzel olur? Ya da işte bunun üzerine ne konulabilir? Doğru sorular mesela. Biner. Aynen. Uyan, gönlüm uyan, dayan, dayan, dayan. Senin baban mı acaba yazıyor? Kızım hakkımı verdin. Evet, baban yazıyor. Evet. Teşekkürler, annenle dinliyoruz. Yeah. Ay, ben bunu yayında söyleyeceğim. Evet. Çünkü bir an anlamadım, baban mı acaba? Sen şimdi hiç duymamışçasına tamam. Tepki ver. Ya. Yeah. Onunla yanında hakikaten böyle olunca gözleri doluyor. Mesela ben ne zaman annemle ilgili bir şey söylesem. Ya herhalde evet. Ama ya. Çok gurur duyuyorlar bana ya. Çok güzel bir şey ya. Aynen. Bir de vesile. Ya bir de takdir edilmek. Tabii ki ya. Yani bizden çok şey yoktu öyle. Hani ödül ceza falan yoktu ama. Hani rağmen mesela bir şey yaptığın zaman ne yapıyorsan. Hani illa böyle evet. Çok büyük bir şey yapmana gerek yok. Evlat olarak bir şey başardığında. Ya biz yetiştirdik ve şimdi ayaklarının üzerinde duruyor algısı herhalde o. Acayip gururlanıyorlar evet. Ya. Çok hoşuma gidiyor benim de yani. Benim de valla. Valla var olsunlar ya. Amin. Uğra bana, kapım açık, hala sana ayrılın. Şimdi senin sesini tutacağım. Yansıdı odamın duvarına, uyan uyan uyan.
Gönlüm uyan. Dedim ki Dilara senin sesin çok güzel. Bir kuble bir ara duyarız yani. O yüzden de senin sesini açtım. Söylerken. İlerleyen süreçlerde niye olmasın? Biraz heyecanımızı biraz dağıtalım. Evet, aynen. Sonra, olmak istemiyorum. Ay çok güzel bir mesaj geldi. Söyleyeyim mi? Daha demin nasıl başladın oyunculuğa dedim ya sana. Evet. Asıl kahraman cevap verdi. Aha. Kızım hakkımı verdin. Teşekkür ediyorum. Annenle dinliyorum dedi. Ya çok tatlı değiller mi? Evet. Ya babacığım, anneciğim çok öpüyorum buradan sizi. Tabii ki hakkınızı vereceğiz. İyi ki varsınız. Var olun. Her zaman hayatımızda olun. Ay, evet. Canım ailelerimiz gerçekten ya. Çok seviyoruz sizleri. Var olun. Ve gerçekten o kadar önemli ki ailelerin verdiği destek. Benim mesela annem her programımı dinliyor. Ya. O kadar mutlu oluyorum ya, ki. Ya herhalde ya. Müthiş bir şey ya. Onlar mesela, ben de onlarla çok gurur duyuyorum. Hayattaki varoluşlarıyla, dünyaya bakışıyla, bizi yetiştirme biçimleriyle çok şükür. Hı hı. Onlar da kez aynı şekilde bizle gurur duyuyorlar. Çok güzel ya. Annene de buradan çok selamlar. Onu da ellerinden öpüyoruz. Herkes işte biz böyle annelere babalara program yapıyoruz. Başka dinleyicimiz varsa WhatsApp numaramızı tekrar hatırlatıyorum. 0532 565 2102, tekrar ediyorum. 0532 565 2102. Şöyle okul yıllarından devam edelim istedim. Evet. Sen okul zamanı mı, ilk işin günlük dizi miydi? Yok, ilk bayağı uzun soluklu bir normal kanalda yayınlanan bir dizide rol aldım. Hangisiydi? Sungurlar, başta Şevkat Tepe'ydi adı. Şevkat Tepe, evet. Aynen. Evet. Onunla o kadar, ben onu günlük dizi sanıyordum. Yok, değil değil. Tamam. Her hafta cumartesi günü yayınlanıyordu işte kendi zamanında. Hala bile bizim radyoda da... İzleyenlerin var. Sana öyle söyleyeyim. O mu geliyor falan. Hala o karakterle sesleniyor. Ya, sen bunu hala yaşıyor musun dışarıda? Çok yaşıyorum ya. Bayağı hani şey, çok yaşayayım. Böyle bir şey yok. Ya öyle bir diziydi ki Doğanay. İnan ben bu kadarını hiç beklemezdim. Neden hiç bu kadar sevildi? Neydi oradaki sen? Rolün neydi? Ya şöyle. Savaşçı. Aynen. Başta daha kötü tarafta olan bir kadın. Şimdi hani şey olarak isim vermeyeyim ama. Hani askerin karşısında, askerin düşmanı bir kadındım ilk girdiğimde. Ve ben çok kısa süreliğine girmiştim aslında. 13 bölüm olarak anlaşmıştım. Sonra işte karakter tuttu bir şekilde. Benim de hiç öngöremediğim bir şekilde. Sonra yönetmenimiz bana, o zamanki yönetmenimiz Erhan Baytimur, selamlar olsun. Dedi ki Dilara'cığım, kötü devam edersen bir gün çıkacaksın bu diziden dedi. Hani ama bu şeydi böyle, hani aramızda bir şifreleşme gibi bir şeydi yani. Hani bak, bir şey yap bir şey der yap gibi hissettim. Ve ben de bir şey yaptım. Sonrasında gelen, sonraki bölümde gelen senaryoda Serdar Komutan diye bir işte adama aşığım orada. Ve biz hani hep çatışıyoruz aslında. Bir sahne geldi, onları böyle karşıma dizdim ve işte intikam alacağım hepsinden. Orada flashback giriyor bana. Yani o Serdar Komutan'la zamanında işte birbirimizi kandırmak için yaptığımız... beraber olduğumuz sahneler giriyor flashback olarak. Ben o sahneleri şey oynamam gerekiyordu normalde, işte o sahneler girecek çıkacak, sonra işte Serdar Komutan böyle sinsi pislik bir şekilde bakacağım ve vurun emri vereceğim. Ama ben o flashbacklerden çıktıktan sonra gözümü yaşarttım. Hani sanki böyle be, vay be hani daha başka olabilirdi be Serdar Komutan falan diyerek arkama döndüm. Hani bakmak istemiyormuşum gibi. Arkama döndüm ve hani öyle vurun emrini verdim. Bir sonraki bölümde çat beni aşık ettiler. Oo, aslında senin onu yapmanla başka bir yöne senaryo evrildi. Aynen, aynen öyle oldu. Ve derken işte iyi tarafa geçtim süre içerisinde bilmem ne. Derken 3,5-4 sene. Çünkü hayatta da böyle değil mi? Sadece kötü olamazsın. Hani onun nedeni vardır ya. Aslında yönetmen biraz ona yeşil ışık yakmış. Çünkü diye sadece kötü olamazsın. Tabii ki. Bence de olamazsın. Yani herkesin hayatında tutunduğu bir dal vardır. Hani her kötünün içinde bir iyilik vardır deriz ya yani. Hı-hı. Kesinlikle vardır. Ailesine karşıdır. Hayvanına karşıdır. Evinde bir objesine karşı. Yani onun da bir bug'ı vardır yani. Hı-hı. İçindeki iyiyi çıkartabilecek. Yani ben de herhalde orayı kullandım diyebiliriz hocamızın sayesinde. Aa, sağ olsun. Harikaymış. Peki sence niye bu kadar sevildin? Yani hala bile bak ne diyorum. Dün paylaştım, bugün geldim, seni o şekilde soruyorlar. Ya galiba beni çok asi buldular ve bu zamana kadar televizyonda benim karakterim kadar dişil
ve bir o kadar da asi ve güçlü bir kadın karakteri görmedim açıkçası. Hı hı. Dolayısıyla belki insanlar da buna tutunmuş olabilir. Bizde şey çünkü sevilir, öyle görüyorum yani. Erkek dizileri zaten çok izleniyor biliyorsun, erkeklerin evet. başrolü olduğu. Ama benim karakterim işte Naz'a biraz da böyle erkeksi yönüyle, hani o kadar insan, bir de hani her oldum işte kötü taraftayken de komutandım. Hı hı. İyi tarafa geçtiğim zaman da hani esas komutanlar tayfasındaydım. Yani dolayısıyla o güçlü karakteri herhalde çok sevdi insanlar. Benim mesela biz Konya'da çekiyorduk diziyi ilk sene. Mesela Konya'da karşıma geçip böyle yolumu çevirip böyle çocuklar falan, abla işte biz de senin gibi olmak istiyoruz. Biz de işte şey yapacağız. Biz de işte savaşacağız. Biz de senin kadar güçlü olacağız falan diyorlardı bana yani. Çok garip geliyordu bana ama. Hani bu örnek aslında. Bile olmuşsun. Galiba. Umarım iyi taraflarımla. İyi geçtikten sonra iyi örnek olmuşumdur inşallah. Aa çok güzel. Senin hayatındaki önemli yerine hani insanlar için belli ki hala var. Senin için neydi? Ya Doğanay şöyle düşün. Birincisi ilk işim zaten. Hı-hı. Hani bu tabii ki. İlk işim dedin ya mesela ilk adının attığın anını hatırlıyor musun? Of, hatırlamaz mıyım? Şimdi oraya geleceğim. Bir diğer tarafı da, şimdi sen de İzmirlisin, ben de. Şimdi İzmir'den çıkmışız, anlatabiliyor muyum? Hani daha böyle, nasıl diyeyim, ciciş diyeceğim yani, çok ciciş insanlar değiliz Burada ama. Burada da çekebilirdik o diziyi. İşte hani daha böyle normal standartları olan, daha modernize yaşayan tipleriz. Tamam, bir anda İzmir'den çıkmışım, Konya'nın dağına gitmişim. Evet. Hadi bakalım, al eline silah, işte bunlar da... postalların giy şimdi bunları koştur dağda diyorlar sana. Bir de silah ya, silah mı tutmuşuz o güne kadar? Ömrümde, o ağırlık. Evet, ömrümde görmemişim. Tabii yani tabii gerçeğin şey çevrilmiş halleri, içi boşaltılmış tabii. halleri ama gerçek silahlardı. Yani dolayısıyla benim için şoke edici oldu yani. Hani ilk deneyimler ve çok ağır deneyimlerdi benim evet. için. Hani İzmir'in böyle sokaklarından, kordonundan falan çıkıp Konya'nın dağlarında Allah 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 işte ne yuvarlanmalar ne düşüp kalkmalar, çok acayip bir deneyimdi yani. Bendeki yeri o yüzden çok ayrıdır. Hı hı. Çok bedenen, fiziken de beni çok geliştirdiğini düşünüyorum yani o karakterin. Gerçekten Hasan'ın. Deneyim gibi deneyim bu arada. Ben askerlik yaptım Doğanay. Ben 3,5-4 sene. 4 yani, yıl sürdü mü? Tabii ki 4 yıl sürdü ve hani benim diyen insanın askerlik anılarım var diyen insandan çok daha fazla askerlik anısı anlatabilirim. Bir tanesini anlatsana. Şu bir tane askerlik anı ben dinlemek isterim. Erkeklerinkinden hiç hoşlanmıyorum ama seninkini dinlerim. Yani şöyle mesela ilk etapta şunu söyleyeyim. Askerlerin bir anısı vardır ya işte postaldan ayaklarımız nasır tuttu, ayaklarımız evet. topladı. Ben bunun kat be katını yaşadım yani. Hastanelik olduğumu biliyorum. Mesela işte dağdasın, işte karavan arıza yapıyor, bir şey arıza yapıyor. Buz. Tuvalet ihtiyacın var. Ne yapacaksın? Hadi canım. Ya. Hadi canım. Ya. Bunlar yaşandı. Dağlardır dağlar. Şu onu alttan vermek isterdim gerçekten. Ya, çok iyi. Çok çok zor. İşte mesela atıyorum -25'i gördüm ben. -25'te bir dağın tepesinde bayağı böyle karın içinde. Yönetmenin ayağının altında mis gibi ısıtıcısı var. Bizim, bir dağına koş. Tabii bizim içimizde sözde hani termal içlikler falan var ama hak getir. -25 diyorum sana ya. İnanılmaz. Yani ve koşturuyorsun, vuruluyorsun, yerlerde düşüp kalıyorsun, devamlılığın var, kalkamıyorsun kafana göre. Yani ne badireler ne şeyler. Bir tane badireni de anlatmanı isteyeceğim ama şöyle minik bir reklama gidelim. Tamam. Arkasına, ay ben onu biliyorum. Ben hikaye olduğunu da sana hatırlatacağım şimdi. Tamam. Ha şimdi girdi değil mi? Ha şimdi girdi. Biliyorum bilerek girmedim. Hani ulan tamam. doğru yer mi şimdi mi girmeliydi falan güzel. Bilemedim. Tamam. Ya bunlar daha güzel oldu. Ay, ben dedim buradan başlayayım onu da bomba olarak bırakayım yani. Güzel. Mük. Ay evet ya. Ay, yine de bak hani heyecan geçti ama yine de şey oluyor mu yani? Geliyor mu öyle öyle? Evet. Aa, çok güzelmiş ya. Aa, çok keyifli yani. Oha. Şimdi devam ediyoruz. Aha. Hemen reklamlardan sonra devam edelim istedim. Seninle sohbete asla müzik arası vermeyeceğim. Hep seni dinleyeceğiz. Bana çok önce Konya ile ilgili bir anını anlatmıştın. Ya. Şöyle evet. Hadi anlat. Zaten benim bence en korkunç anılarımdan bir tanesidir. Ya şimdi şöyle bizim zaten sette, set ekibinde daha böyle amatör bir ekiple çalıştık.
çok öyle hani işte güvenliktir. Hani orada yaşayacağımız herhangi bir şeye karşı bir şey falan yoktu hani öyle yani güvenlik. Bir tane hayvan gelse sizi ısırsa ısırır. İşte hıra hıra falan diyecek tipler vardı sette yani. Çünkü git falan hani o kadar hani anladın mı? Başka hiçbir şey yok. Şimdi şöyle bir sahne çekeceğim Doğan. Konya'da bir baraj adını hatırlamıyorum şu an. Dediler ki bana işte Diler sen buradan böyle koşuyorsun. Tam böyle uçurumun kenarına geldiğinde vurulacaksın. Buradan baraja atlayacaksın dendi bana. Hani bakıyorum ve çok soğuk bu şey arada. Şey hiç sunmadılar mı? Dublör. Yok. Ne dublörü? Hangi dublör? Kim o? Kim yani? Yok öyle bir şey. Hangi dublör yani? Biz vallahi ne şartlarda çektik o diziyi ya. Çok acayip. Hala -25'te miyiz o zaman? Yok -25 değil ama hani kış ayı yani işte Kasım'ın sonları Aralık'ın başları falan ama hani. -5'imiz var en azından. 2013-2014 hani o zamanın kışı gerçekten kıştı. Evet. Hani -25 olmasa dediğin gibi -10 vardır rahat. Neyse işte bana bunu söylediler. Ben de tamam bakıyorum işte falan. Buradan atlayacağım. Okey sen zaten İzmirlisin ya yüzersin falan diyorlar bana böyle. Allah Allah bir tamam. Bir de barajda soğukta yüzeriz. Bir de hani baraj hani anladın mı? Göl değil bir şey değil baraj yani tehlikeli bir şey yani. Bilinç olarak var mı bende ama işte cahillik benimki de yani. İş yapacağız güzel olsun evet. Kafasındayım. Neyse Doğanay ben yaptım tamammış. Herkes hazır bilmem ne kayıt falan. Koşturuyorum koşturuyorum bir de fünye patlatılıyor böyle üstümde. 2-3 tane fünye patlıyor kolumda. Hani elektronik bir sistem düşün onu ama yine de canın yanıyor aslında biraz. Fünyeler patladı çat çat falan ben böyle attım kendimi baraja. Doğanay bir attım kendimi ben yosundan nefret ederim. Bak nefret ederim. Evet. Atladığım gibi elim kolum böyle yosunlara dolandım. Şaka yapıyorsun. Ay neyse bir an önce şuradan çıkayım diye düşünüyorum. Neyse yüzdüm falan filan çıktım bir yerden. İyi baraj seni aşağı çekmeyen bir sistemmiş demek ki. Dur şimdi daha oraya geleceğim. Oradan çıktım beni işte karavana aldılar ısıtıyorlar hemen kıyafetleri çıkardılar falan filan bir 15-20 dakika beni ısıtmaya çalışıyorlar. Neyse ısındım ben sonra çay getirdiler içtim. Sonra biri geldi karavana rejiden. Dilara Hanım ifa yapıyor böyle ifa. Ne oldu dedi. Anlatsana dedim ne oluyor. Dilara Hanım falan derken görüntü yönetmeni geldi içeri. Dilara'cığım şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Abi dedim ne oldu ne oluyor şu an bir şey var yani. Dilara'cığım biz kayda girmeyi unutmuşuz. Dedi. İşte o zaman buz kesti her yer bence. Ya kayda girmeyi unutmuşuz ne demek Doğanay? Nasıl olabilir ya nasıl olabilir? Ne demek ya böyle bir şey mümkünatı yok tamam mı ya böyle bir şey olamaz yani. Bir yerde görürsün fark edersin evet. Ya kayda bir yerde basarsın girersin yani. Evet yani kurtardığımızda kârdır yani. Evet yani ve yok kayda girmeyi unutmuşuz Dilara. Ne yapacağız abi bir daha çekeceğiz. Çektiniz mi gerçekten? Çektim. Hani bir oyuncu kaprisidir. Yok abi ben çekmiyorum. Yok ya ben de öyle bir kapris yok hani bundan sonra olur mu bilmiyorum ya, bu ama. Bu kapris değil bu arada da kusura bakmasın kimse. Tabii ki yani, hani çekmesem çekmem aslında. Yani. Çünkü devamını da anlatacağım o zaman anlayacaksın neden böyle söylediğimi. Hadi bir daha mı bir daha falan ben yine işte yine kolumda fünyeler yine uçurumdan atlıyorum bilmem ne falan çıkıyorum. Çıktım doğaya çektik bu sefer. Çok bu şükür. Bu sefer kayıda basmışlar. Evet çok şükür. Sonra bana geldiler dediler ki. Bu barajda her sene en az 15-20 kişi ölüyor. Sebep? Çünkü altı bataklık. Seni içine çekiyor. Seni içine çekiyor. O sarmaşık gibi işte yosunların hepsi dolanıyor. Çoğu insan böyle ölüyor ve en ölümcül noktada çekiyoruz bunu. Ve bana bunu bu iki tane çekimi yapıyoruz ondan sonra söylüyorlar bunu bana. Yalnız bir dava açsan. Ya inanamazsın. Hep ayağına gelen fırsatları dilerim. Ya işte ben de çok küçüktüm evet. Ki o zaman. Yani ilk işim kaç yaşındaydı lan? 20'lerin? 22-23 falan tabii o yaşlardaydım. İşte bundan bir 10 sene öncesi. Şimdi gelse ne yaparsın? Aynı şey. Bunları teklif ediyorlar. Mümkün değil. Zaten gitmeden önce bütün her şeyi konuşurum. Hı-hı. Bütün her şeyi, bütün şartlarımı o imzaladığım sözleşmenin içerisine koyarım. Ya. Öyle bir şey. Barajdan atlamam. Atlayacaksam da bunun bir karşılığı olacak. Yani ya bir dublörüm olacak kesinlikle evet. Atıyorum. Ya yani önlem alınacak. Ya da önlem alınacak. Hani Tom Cruise değilim ben çünkü yani hani ya da Jackie Chan değilim. Bütün aksiyon sahnelerini ben çekeyim. Gönül evet. ister. Tabii. Hani öyle bir o kadar korunaklı bir sette olursun ki yaparsın.
Hani can güvenliğinin olduğunu bilsen yaparsın. Bir de sonradan bunu söylüyorlar falan. Çok ilginç. Her sene 15-20 kişi ölüyor canım valla. Seni çıktı falan diyorlar bana yani. Çok tuhaf ya. Ya çok korkunç. Bir gün yine böyle uçurum sahnesi çekiyorum. Uçurumda asılı kalacağım. Gerçek uçurum Doğanay. Bak gerçek uçurum. Hani uçurum derken gözünüzde bir ufacık bir tepe canlanmasın. Bildiğin uçurum ve hani her taraf böyle soğuk yine. Hı hı. Yağmur yağmış bilmem ne, kaygan yani, anladın mı? Buz tutmuş oralar, tutunuyorum. Yanımda da iki tane ayağında tuvalet terliğiyle set çalışanı. Hani ne kadar korunaksız olduğumuzu evet. Düşün. Hani ben, benim orada ayağım kaysa onlar beni eliyle tutacak sanki. Yani öyle çalışıyoruz falan. Evet. Tabii acayipti ya. Yani ölümlerden senin, döndük. Evet, hani bugüne kadar gelmen şans. Şansını yaşıyorsun şu an. Gençlik ateşi sağ olsun. Sorma ya. Hani o yüzden NASA'ya evet çok sahip çıktım yani. Sen de evet gerçekten canla evet. Başla. Evet. Çalışmışsın bütün kan ter gözyaşı yani. Kesinlikle ya. Bu yüzden de bu kadar seviliyorsun. Ben şimdi anladım bak. Bu programda anladım. Sonra dizinin ismi mi değişti Zungur'un? Evet. Sonra ismi yani değişti. Her şey aynı ve ismi mi değişti? Evet. Evet bütün kadro aynı, her şey aynı. İşte şehri değiştirdik. Eskişehir'e gittik. Adı da Sungurlar oldu. Hı hı. Yani öyle bir süreç olması gerekiyordu. Bize de tam net bir şey söylenmedi ama artık dedi böyle olacak. Bizim için fark etmezdi. Biz oyuncuyuz aynen. Yani. Aynen. Bu dizide devam ediyorsak okey. Konya mıydı yine? Yok, bu sefer Eskişehir'e gittik. Neyse ki. Aynen, okuduğum yer. Sevgiler evet. Buradan Eskişehir. Ay son zamanlarda Eskişehir'le ilgili o kadar güzel şeyler duyuyorum ki, orada okumak senin için de bir şans mıydı? Kesin. Ben hala söylerim. Babamla ilk biz babamla gidiyorduk bütün o sınav süreçlerinde bütün babayı okullara. Babayı selam. Evet. Babama ilk söylediğim şey olmuştu. Yani ben dedim kampüse girdikten sonra buraya dedim bana bir tane çadır versinler. Ben burada yaşarım dedim yani o kampüste. O kadar. Ya İzmir'den sonra bence yaşanabilecek en güzel yer Eskişehir. Gerçekten. Dediğim gibi bu aralar insanlarla tanışıyorum. İstanbul'dan çıksam ki çıkmak da isterim. Hani hı-hı. Eskişehir için diyorlar. Al işte bak. Aa, diyorum ve biri mesela taşındı bu hafta. Ya! Onlara selamlar. Selamlar. Biz bu arada gerçekten selam gönderiyoruz YouTube'dan. Evet. Sonra nasıl, nelerle devam ettin? Zaten işte 2015 herhalde 2016 gibi dizi bitti. Bittikten sonra da işte İstanbul macerası başladı artık. İlk kez İstanbul'a geldim. İyi ki. Ve biz tam o anda mı tanıştık? Ondan bir sene, bir buçuk sene sonra tanıştık seninle. Aynen. Onu da hemencik şöyle parantez açalım. Biz aynı tiyatroda evet. Çalışarak ilk tanıştık. Ve hani herkes gitti, biz kaldık. Gerçekten. Mesela. Çok şükür. Çok şükür. Çünkü o zamanlar hele ki ben böyle hep sosyal arkadaşlık diye bakardım. Atıyorum bir tiyatroda çalışırsın, iş gibi düşünün. Başka tiyatroya geçtiğinizde ne bileyim herkese görüşemiyorsunuz yani. Tabii. Gelip geçici diye bakarken işte Dilara kaç yıl oldu ya. Gerçekten ya. Çok şükür Doğan'a. Ya kendi insanı seçiyorsun bu hayatta. Yani sadece sen değil, o da seni seçiyor. Demek ki doğru enerjiler, doğru bir birleşimmiş. Hı hı. Bir de ben biraz hemşericiyimdir ya. Gerçekten ben İzmirli benimdir yani. Ben İzmir'imdir, İzmir benimdir, İzmirli benimdir. Çok severim hı hı. Kendi memleketimi de. Ekstra tabii ki oradan da tutundum o da yani. Var, tabii diyorsun. Ki yani şimdi. ama hani insanlığın, işte iş ahlakın, disiplinin. Gerçekten yani yüzün diye değil bunlar. Öv hani... beni. Biraz ona gidin. Doğan Çireli'yi övme gününe hoş geldiniz. ama gerçekten böyle. Dolayısıyla da şimdi böyle bir insanı bulduğun zaman hayatında kaybetmek istemezsin yani. Hani. O yüzden sen de o insanlardan birisin benim için. Sen de benim için öylesin. Sonra tiyatrolar ve evet. Nasıl devam etti? Sonra işte seninle tanıştığımız işte İstanbul Kumpanyası'ydı o zamanki adı. Şu an hala var mı bilmiyorum. Yok. Yok galiba aynen. İşte oraya girdim. Tiyatro yapmak istedim bir süre. Sonra... Baktık ki tiyatroyla geçinemiyoruz. Evet, gerçekten bu bir gerçek. Hani evet. Oyunculuğu düşünen muhakkak bizi dinleyen kişiler vardır. O kadar tahmin edilen paralar evet deniyor hep kazanılmıyor diye. Kazanılmıyor. Kazanılmıyor arkadaşlar. Gerçekten kazanılmıyor. Evet, tiyatro yapacaksanız yanında bir dizi gerçekten yapmanız lazım. Evet, ya da yanında 2-3 iş birden. O da olabilir. Evet, başka iş de yapabilirsiniz tabii ki. Kesinlikle. Benim de mesela o tiyatroyu yaptıktan sonra bir sene sonra baktım ki işte geçinemeyeceğim. Eğitmenlik yapmaya başladım. İşte Beyoğlu Belediyesi'nin halk evleri vardı. Oralarda 7 tane halk evine, hatta belki şu an beni dinleyen ya da YouTube'dan izleyecek olan öğrencilerim vardır. Onlara buradan selamlar. işte 7 tane okula gidiyordum. 7-14 yaş arasına işte tiyatro dersi, drama dersi veriyordum. Onlarla işte oyun yazıyorduk beraber. Yönetmenlik yapıyordum. Onlarla oyunlar oynayan çok güzel, çok keyifliydi.
bir yandan da öyle bir sürecim oldu benim yaklaşık 1-1,5 sene. Sonra zaten tiyatro bitti, o biraz devam etti falan derken böyle böyle idame ettirdik. Sonra filmler geldi sanıyorum. Evet. Şöyle bir müzik arasına gidelim. Sonra tamam. Biraz filmlerden ve sonra da son yaptığın işten bahsedelim. Tamam, anlaştık. Tamam. Yine senin sevebileceğini düşündüğüm. Aha. Aa, sonra başlarken de senin sesinle tamamlayalım bunu, oldu mu? Bak tamam. Şimdi bak şimdi ne geliyor. Aha. Bak. Önce sana geliyor bu. Allah! Biraz mikrofonunu senin açık bırakıyorum. İstediğin yerde gir. Savrulurken geliyor. Ebru Gündeş'e de buradan selamlar. Aynen. Ebru Gündeş Hanım, size çok de severim. Sesini çok severim. Muazzam. Bence senin sesine de uyan şarkılar bunlar biraz. Ya evet, ses tonum da biraz şey ya benim. Daha kalın, daha nameli. Dolayısıyla arabeske de çok gidiyor. Caza da çok iyi gittiğini söylüyorlar. Tabii caz bilsem keşke caz söylerim. Önce buradan bakalım. geliyor senin için. Ayrılık bu ölüm değil yar. Unuturum, unuturum. Gittiğin yerde kal, geri gelme. Ben kalbimi avuturum. Ayrılık bu ölüm değil yar. Unuturum, unuturum. Gittiğin yerde kal, geri gelme. Ben kalbimi avuturum. Yes. Başka oyun bul, başka tuzak. Güzel oldu. Evet ya. Siz de duyun hadi. Dengeli bu. Evde bunu bir açıyorum son ses. Ama çok güzel, söyleyebilince söylenmelik bir şarkı. Ya sadece söylemesen gürül de yani. Gürül gürül yani. Aynen. Takıl yani. Sizin için. Hadi bakalım. Kalk ayağa falan diyormuş. Orada dans ediliyor mu? Çok senle. Üzülmedim savrulurken, sen bir yana ben bir yana. Ayrılık bu ölüm değil yar. Unuturum, unuturum. Gittiğin yerde kal, geri gelme. Ben kalbimi avuturum. Güzel çıkıyor. İnşallah güzel olacak be. Yeah! Amcası. Ben kalbimi avuturum. Bunu da kapak olarak koyarım arkadaşlar. Şey derken, kapak derken şey gibi oldu. Bunu da kapak olarak koyarım. Güzel. Bir kublede senden duyalım, bence yeri geldi artık. Aa. Şöyle, dünden bugüne programında ben Doğan Aycireli, bugün konuğum Dilara Büyükbayraktar. Bir kuble güzel sesinden. Aa, sana bu Ebru Gündeş'in şarkısına yakışacağını düşünüyorum ama onu geçtim. İstediğin başka şarkı da söyleyebilirsin. Şeye giriyormuşum değil mi? Bülbüller yine ötüşünde. Mesela. Senin aşkın. Ben yani. Babacım buradan selamlar. Hala sesimin güzel olduğunu düşünüyor musun? Değil ya mi? Bu var ya, bu arada hemen şunun için söyledim bunu. Konya'dayken bir servis şoförümüz vardı. Bak, Doğanay her sabah saat 6'da alıyordu bizi adam otelden. Ve adamın telefon şarkısı buydu. Yani sabahın 6'sı böyle yüzümüz gözümüz kaymış, tamam mı? Uyku hak getire zaten, öyle bir şey yok. Serviste uyuyacağım yani, of. Derdim o. Yanımda telefonda birbirlerin ötüşün diye falan diye böyle. Allah'ım ya, çıldırırsın, acayipti ya. Konya'dasın ya, ondan da İzmirli olarak ağır da gelmiştir bu sana. Ya yok hani şey, o saatte böyle bir de yoğun bangır bangır böyle.
ne çalsa yani hani şey geliyordu. Ben de yaradır bu ilahi diyeyim ya. İlahi mi artık onu bilmiyorum ben da. Ben de bilmiyorum. Şarkı diyelim yani bilmiyorum. Ben o zaman şimdi üstüne caz dinlemek istedim. Madem cazda da iyi söylüyorum dedim. Yok ki. Şeyimde yok. Argümanımda diyecektim. Bana yazın. Şey yapabilir miyim? İstek. Düşünme hiç. Aa tamam. Caz versiyonu. Evet, şey aa dur bakayım. Alttan şu fonu çekiyorum. Çektim. Tamam. Düşünme hiç, neden diye yorulma. O yıllar ki yaşanacak bir şekilde bir kez daha gittikçe kaybolan bir aşk hatırlanan bizden de güzeldi. Zaman acı nedir bilmeden, yağmurlu gün görmeden hep akıllı geçindik, kalp kırmayı öğrendik. Söyle ne oldu bize, nefret girdi sevgiye, kaldın bak sen kendine, ben de kendi kendime. Vay vay vay, baban çok haklıymış. Baba selamlar. Babaya yine selamlar. Anneciğim abi, sen de dinliyorsun, sana da selamlar. Ama niye orayı gösteriyorsan olsun. Anneciğim sana da selamlar. Evet. Kıskanmış mısın? Gerçekten sesin muhteşem. Yok ya, yine biraz şey oldum hani şu an tabii heyecan. Hadi bakalım bir anda bir şey söyleyince insan ister istemez. Doğan'a bak şuram düğümleniyor yani. Dinleyiciler şu an göremiyor ama şuram düğümleniyor yani. Ben buradan görüyorum. Birazcık da baskı yapmış oldum. Hadi söyle ya diye. Ama çok da güzel oldu. Teşekkür ederim. Birazcık da Canım Annem dizisinden bahsedelim mi? Bu bir günlük projeydi. Evet. Günlük diziydi. Günlük diziydi. Nasıl geçti senin için? Ya ilk önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi buradan günlük dizi deyince ben şuna çok gıcık oluyordum açıkçası. Hani anlamıyordum yani o yüzden. Şimdi mesela reklamlarını veriyorlar ya hani işte tanıtım, teaser falan filan. Hep şöyle veriyorlar. Günlük dizi Canım Annem. Hafta içi her gün işte bir saat bilmem kaçta TV8'e. Şimdi zaten günlük dizi dememize gerek yok. Hafta içi her gün diyoruz. Hani böyle günlük dizi, günlük dizi, günlük dizi deyince böyle sanki insanların öyle bir algısı var ya. Türkiye'de öyle bir şey var. Günlük dizinin maalesef ki yani bu zamana kadar kalitesiz iş olduğu düşünüldü her zaman. Bu hep böyleydi yani. Bize de böyle söyleniyordu. Dolayısıyla mesela bence bu algının bir şekilde kırılması gerekiyor bu piyasada. Ve hani bunun da böyle lanse edilerek kırılacağını pek zannetmiyorum. O yüzden ona biraz sinir oluyordum. Ve ben şimdi bunun üstüne basa basa söylüyorum. Günlük dizide oynadı ya Dilerci. Ama onu demelerin sebebi de gerçekten çok uzun çekiliyor ve her gün. Nasıl sence? Ben bu arada şöyle, ben gurur duyuyorum hani yaptığım işten de, ekibimden de. Çok güzel yazı daha yani nasıl diyeyim. Senaristler işi gerçekten çok güzel ele aldılar. Yani tabii ki illaki tıkandıkları oluyor ama Doğanay şöyle düşünsene. Haftalık işte çalışan bir insan, sen de biliyorsun, biz de böyle yaşıyorduk daha önce. İşte haftanın belirli günleri çalışıyorsun. Tamam, 3-4 gün setin oluyor. 2-3 günde muhakkak dinlenebiliyorsun. Günlük dizide her gün setin var. Belki haftada bir gün bazen dinlenebiliyorsun. Ve en az 20 sayfa iş çekiyorsun. Bu da bir o kadar ezber demek. Evet. Şimdi haftalık işte öyle bir şey yok. Sana bir geliyor, işte günlük programa bir bakıyorsun. 3-4 tane sahne var. 3-4 sahne nerede? Tabii. Günde 20 sahne nerede? Yani şimdi bu bir kere çok daha zor. O yüzden hani mesela ben günlük dizilerin neden bu kadar yerildiğini anlamıyordum. Anlamıyorum, hala da öyle. Buna göre oyuncu seçiyoruz deniyordu eskiden. Yani piyasada ben daha bu şeyin içinde değilken, günlük dizi sektörü bilmiyorken. İşte hani daha düşük bütçeli insanlar, daha hani oyuncu olmayan, işte kenardan geçerken böyle hadi bakalım sen de gel falan. Öyle ama Ankara piyasası özellikle çok öyleydi bir zamanlar. Aslında tam da dediğin gibi günde 20 sayfayı aslında kaldırabilecek tam tersi. Kesinlikle. Olması daha güçlü, gerçekten hani oyuncu, gerçek oyuncuların bence olması gerekiyordu ki bizim iş çok şükür ki öyle bir işti. Yani çok güzel bir kadroya sahiptik. Ya ben ayrıldım bu arada projeden artık. O yüzden hani sahiptik diyorum. Ama çok güzel zamanlarım geçti tabii ki yani. Karakterimi çok seviyordum. Melek çok değişik bir karakterdi. Melek bence çok eğlenceli bir karakterdi. Bence de öyle. Yani kötüyü oynamak kadar zevkli bir şey yok. Çok fazla açarın var. Her şeyi yapabiliyorsun. Sen de yani çok başarılıydın ben de ya, bence onun içinde. Çok teşekkür ederim. Ya bunları duymak beni ekstradan mutlu ediyor tabii ki yani.
Umarım hani seyirciye yansıtabilmişizdir. Tek işte şeyi, hani her gün yayınlandığı için insanlar bazen mesela müsait olmuyorlar o saatte, izleyemiyorlar. Hı hı. Atıyorum sen öyle bir sahne çekmiş oluyorsun ki tam da o gün yani. Hani ya keşke bu sahnemi de izleseler dediğin sahneyi işte insanlar izleyemeyebiliyorlar. O işte kaynıyor bazen. O tabii insanın biraz canı sıkıyor ama YouTube'da sonuçta var yani, herkes açıp izleyebilir. Hiç. Sonrasında. Peki hani Naz'a bu kadar sevilmişken böyle böyle şeyler. Evet. Şimdi kötü karakter ya, buna nasıl yorumlar alıyordun? Of. Duanay, beni linç etmek istediler, öyle söyleyeyim sana yani. Çok fazla. Sosyal medyada mı, dışarıda? Yok, sosyal medyada. Yani dışarıda insanlar böyle başta bir görüp, ooo sen melek misin falan deyip sonra evet falan dediğimde, ay sen ne kadar tatlıymışsın ya, hani keşke işte dizide de böyle olsan falan. Şeyi anlatamıyorsun. İş bu. Dizi olmaz belki. Evet, hani iş bu yani, nasıl yazıyorlarsa onu oynuyorsun hani. Benim de tabii kızdığım şeyler var senaryoyla alakalı bu noktada çünkü Melek mesela evet kötü bir karakterdi ama hani hiç iyi bir tarafı yoktu Melek'in mesela. Hı-hı. Benim keşke dediğim tek şey bu karakterle alakalı o. Hani keşke bir iyiliğini görseydik Melek'in. Onda şey yapamadın mı? Yok. Hani bir, ben bakışımla o... Yok çünkü açar verilmedi. Her gün yani her gün olan bir işin senaristlerini düşün. Hı-hı. Şimdi sürekli zaten 8-9 kişi çalışıyorlar ve hepsi benim anladığım part part bölüşüyorlar. Hı-hı. O bölümün şeyin sahnelerini. Ve sen istediğin kadar mesela o bölümde bir şey yap böyle, iyiye yönelik bir şey yap. Bir sonraki bölüm senin sahnelerini yazan kişi değişiyor zaten. Aa, atıyorum anladım. Ayşe yazıyordu bir hafta önce, bir hafta sonra işte Fatma yazıyor diyelim. Şimdi izlemiyorlar ki bile diziyi. Doğru. Diziyi de izliyor olsalar belki bilecekler. Vakitleri yok bu arada. Doğru. O yüzden izleyemiyorlar. Hani belki bilecekler, diyecekler ki bak böyle bir şey yapmış. Aa bakalım hani seyircinin tepkisini ölçelim mi? Seyirci ne diyor bu hareketine? Ona göre yönlendirelim diyecekler belki ama maalesef öyle bir lüksümüz olmadı ya. Yoksa ben çok denedim yani. neler denedim yani. Kaç gözlük şey akıttım. Aynen. Ay şöyle saate bakıyorum. Bir saate sonuna geldik. Biliyor musun? Evet. Peki sen şimdi yeni buradan ayrıldın dedin ama başka projeler bizi bekliyor mu? Evet, şimdi zaten gelelim. Güzel haberleri verip bitirelim. Mercimeğin faydalarına. Ya şu an çok güzel başlangıçlar yapıyorum. Süreç çok güzel ilerliyor benim için. Ya tabii ki çok detay veremeyeceğim şu an ama çok güzel projelerle görüşüyorum, öyle söyleyeyim. Umarım ki içlerinden aklıma en yatanı, beni gerçekten bir noktaya taşıyabilecek olanı beni bulur. Ben de onu bulurum. Tek temennim, isteğim bu hayattan. Senin için de aynı şeyi diliyorum. Sevdiklerim için de aynı şeyi diliyorum. Yani gerçekten bu işi hak eden insan bu işi yapmaya devam etsin. Hak etmeyen de yapmasın Doğanay. Gerçekten. Hak etmeyen yapmasın gerçekten. Aynen. Enerjiler dağılmasın. Evet. Ya çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ya, evet iyi ki geldim ya. Tekrar izlemek isterseniz dediğim gibi Doğanay Cireli YouTube kanalından bir daha canlı olarak izleyebilirsiniz. Sen de şey yapsana Doğanay kapatmadan. Mesela İbrahim senin bir program yapıyor ya YouTube'da. Evet. Ve sürekli biliyorsun Serenay Sarıkaya'yı çağırıyor arkadaşı olarak. Evet. Sen de beni çağırsana böyle ara ara. Olur. Ben iki ayda bir geleyim. Sürekli seni çağıracağım. Gelirsin değil mi? Çünkü bana Serenay geliyor yani. Vallahi gel, deli misin işte ya? Bu. Her gün gelirim. Sabah akşam buradayım arkadaşlar. Hadi o zaman şu an yine ekranları oynuyorum. Elimi İbrahim Selim gibi veda ediyorum. Hepinize de harika bir gün diliyorum. Muhakkak şu an işlerden evlere gidiyorsunuz ya da hala belki iştesinizdir. Orada bilemeyeceğim artık ama çok güzel geçsin gününüz. Evet. Sevgiler. Selamlar herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Vay 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 ya. Şurayı da kapayalım. Evet kapayalım arkadaşlar. Artık. Evet. Arkadaş gibi arkadaş, bak. Yaklaş. Doğanay Cireli @radyo1.com.tr arkadaşlar. Buradan Doğanay'ın programını her çarşamba saat 4'te dinleyebilirsiniz. Evet, iyi ki geldin. İyi ki geldim ya. Canım benim, vallahi süperdi. Ellerine, emeğine sağlık, ağzına, nefesine sağlık. Arkadaşlar gerçekten Doğanay çok muazzam bir iş yapıyor. Çok güzel bir oyuncu, çok yetenekli bir insan. Her anlamda ama yani. Öyle. Ay saçmalama. Eğitmenliği bir yanda, radyoculuğu bir yanda, oyunculuğu bir yanda. Yani gitmediği, katılmadığı workshop yok. Yani çok kaliteli bir insan. Lütfen değerini bilin arkadaşlar. Doğanay'a sahip çıkalım. Aynen. Bunu buraya şey yazmışsın. Doğanay'a sahip çıkalım. Bak bu güzel oldu. Ben de şunu şurama yapıştırayım. Ben de şu an şuraya yazdım. Doğanay'a sahip çıkalım. O zaman abone olun. Evet. Katıla tıklayın.
Bak katılar desteklensin. Boşuna mı yapıyorum ben bunları? Katılım vardı değil mi? Ben de katılıyorum. Katıl. Ben de bilmiyordum. Bu da benim ayıbım olsun. Ben de katılıyorum. Hadi bakalım. Öptük sizi.